Evet, cezaevinde İmralı cezaevi açıldığı günden beri cezaevlerinde işkence var. Cezaevlerinde tecrit var. Ağırlaştırılmış bir tecrit söz konusu. Ama bu tecrit 2016'daki o darbeyle birlikte doruk noktasına ulaştı. Yani artık biz dışarısı hiç çok bilmiyoruz ama içeride tüm hukukun rafa kaldırıldığı bir dönemi yaşadık. Yani tabiri caizse oralar kendi başına birer cumhuriyet haline getirildi. Oralar kendi başına birer devlet haline getirildi. Her şey artık hukuk dışında yürütülmeye başlandı. Tek sıra yürümekten tutun, yani askeri cezaevlerindeki gibi, 1980 darbesinden sonra askeri cezaevlerindeki gibi tek sıra halinde yürüyün, den tutun da ayakta sayım vermeye, gardiyanlar karşısında esas duruşta durmaya vesaire birçok uygulamayla karşı karşıya kalındı. Tabii bunların karşısında sessiz kalınmadı. Tutsaklar da bu çerçevede daha öncesinden devraldıkları direniş kültürünü buna karşı da devam ettirdiler. Ve bu uygulamalara karşı büyük bir direniş sergilendi. Bunların büyük bir kısmı kırıldı. Yani bahsettiğim şeyler birçoğu artık yapılan, ortaya konulan direnişle ortadan kaldırıldı ama halen ciddi anlamda bir tecrit söz konusu. Halen siyasi tutsaklar özellikle hiçbir hakkından, yani hiçbir haklarından, yasal olan hiçbir haklarından doğru düzgün faydalanamıyor. Cezaevinde tedavi olmak çok zordur. Hastaneye gittiğinde yani doğru düzgün bir tedaviye tabi olamıyorsun. Yani orada da sıkıntılar var. Yani örneğin bir arkadaş ameliyat olur. Ameliyattan 24 saat sonra, yani 24 saat gözaltında tutulur, 24 saat sonra koğuşa gönderilir. Yani. Şimdi koğuşta ameliyatlı bir insan o şartlarda nasıl kendine baksın yani? Nasıl yapsın yani? Odaya geldikten sonra bu sefer diyelim ki ameliyat yerinde bir kanama oluyor. Yani onu tekrardan bir revire götürmek için de 5-6 saat uğraşıyorsun yani. Ama bu insan diyelim cezaevine getirilmekten ziyade hastanede kalsa, birkaç gün kalsa, denetimde kalsa daha uygun bir tedavi görebilir ama yapmıyor. Hemen gönderiliyor yani. Evet, yani Yaklaşımlar da benzer şekilde diyelim, doktorların hepsini şey yapmayalım ama bazıları gerçekten tutsaklar arasında da ayrımcılık yapıyorlar yani. O konuda da bazı sıkıntılar var yani. Gazetecilere yönelik yönelimler elbette gazeteciler yani bir toplumda önemli bir rol icra eden çalışan bir gruptur, çalışan insanlardır. Yani belli bir rolü olan bir meslektir. Zira Türkiye'de de ya da dünyanın herhangi bir yerinde çok fark etmiyor. Toplumun aydınlanmasında sorumlu bir insanlar topluluğudur. Mevcut rejim, mevcut düzen toplumun aydınlanmasında katkısı olan hiçbir şeye tahammül etmediği gibi gazetecilere de tahammül etmiyor. Gazeteciliğe de tahammül etmiyor. Ve bunun da baskı altına alınması, bunun da kontrol altına alınması için elinden geleni yapıyor. Ya da kendi çizgisinin dışında olanları muhalif olarak adlandırabileceğimiz tüm kesimleri hepsini bu şekilde baskılamaya çalışıyor. Bu bir toplum için ölümdür. Her şey tektipleşmiş yani. Her şey tektipleştiği yer aslında basının az önce dediğim gibi bitirildiği yerdir. Basının bittiği yerde de bir toplum için gerçekten ölüm anlamında şey olacaktır. Bunun için bence toplum yani bu konuda duyarlı olmalı.
basına da sahip çıkmalı. Bu dolaylı olarak kendine sahip çıkmaktır yani. Yani bir toplum eğer bir basından sahip çıkıyorsa bu kendi özgürlüklerine, kendi demokratik yaşam ölçülerine, değerlerine sahip çıkmasıdır. Bir cezaevindeki insanlar sahip çıkıyorsa hakeza aynı şekildir yani. Bir toplum buna sahip çıktığı oranda kendine sahip çıkmış olacaktır. Kendine sahip çıktığı oranda da hiçbir baskıya boyun eğmeyecektir. Hiçbir baskının kendisini iradesizleşmeye götürmesine müsaade etmeyecektir. Yani bu konuda herkes duyarlı olmalı, tüm toplum duyarlı olmalı. Özellikle demokratik çevreleri, demokratik kamuoyu, yani hem cezaevleri için, hem basın için, hem genel anlamda Türkiye'nin demokratikleşmesi için, yani bu ülkenin demokratikleşmesi için herkes elinden ne geliyorsa yapmalı, yapma sorumluluğunu kendinde görmeli diye düşünüyorum yani.